Şimdi kızlar benden böyle hazırlıklar beklemiyorlar ama bir şaşırtayım hepsini ya. Geçenlerde Melek bir dolma yapmış. Gerçekten dolmaydı yani. Bu sarma. Sarma dediğim böyle sarılır. Serçe parmağım kadar. Bir iki şey daha var. Onları da alayım. Ay, ayçası, meyvesi hepsi geldi güne. Ben de Gülhan'ı çağırdım. Çorlu'ya da gelir mi bilmiyorum ama o kadar dünyayı geziyor yani. Gelir herhalde. İnşallah gelir. Buralar tam yaşanacak yerler değil mi? Melek, sen beni dinlemiyor musun sabahtan beri? İnanmıyorum. Bütün yol ben boşuna mı konuştum? Ay çok iyiydi. Canım benim, bu ne saadet? Allah aşkına. Bütün yolu anlattım, dinleseydin. İrmine geldik ya, kesin çayı da yoktur, çaydanlığı da. Ay. Yanında kekimi de getirdim. Ay aç kalmayacağız o zaman. Sen merak etme hayatım, ben hepsini düşündüm. Delisin sen ya, delisin. Yemin ediyorum delisin. Şuradan yürü, şuradan. Ne güzelmiş kız. Merhaba. Hoş bulduk. Nasıl geçti yolculuğunuz? Çok güzel geçti hayatım. Özledim çok sizi. Güzel bir yolculuktu. Dayanamadın değil mi saadeti? Biraz yol uzun olunca. Hoş geldin hayatım. Bunlar ne Allah aşkına? Hayatım ben tam teçhiz satlı güncüyüm. Yoktur diye her şeyimi hazırlayıp. 3 tane çaydanlık demedim. Gerçekten evet. Mi? Olsun bu da 4. onu da içerim ben. Peki. Güzeller güzeli İmren Gürsoy beni güne davet etti. Kendisini ayrı beğeniyorum. Oğluna bayılıyorum bu arada. Ben de hemen gideyim dedim. Niye? Bak aslında çay hiç içmem. Kısır desen sevmem. Börek çörek yemem. Ama şimdi ne muhabbetler ne dedikodular vardır. Dedim geleyim bakalım. Benim ilk gün deneyimim olacak bu arada. Hayatımda ilk defa bir güne gidiyorum. Ne oluyor, ne yapılıyor onu da bilmiyorum. Elimde boş geldim. Ama şimdi benim varlığım yeter diye düşünüyorum değil mi arkadaşlar? Yani hani oradan yırtarım belki diye. Seyahatten geliyorum. Makedonya'dan ayağımın tozuyla geliyorum. O yüzden biraz elim boş geldi ama olsun bakalım. Çok heyecanlıyım. Aman Tanrım! Ya hoş geldin. Hoş bulduk. Ay çok ya. Sürpriz oldu davetin. Hemen koşayım dedim ben. Vallahi de. Harika yaptın. Zaten seni çok büyük sürprizler bekliyor şu anda. Öyle mi? En evet. Büyük sürpriz şey umarım olmasın. Yemek yemeyi seviyorsundur. Yani bakacağız artık ne yaptığına bağlı. Hadi buyur ben. Kızlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi sizi yorduk buralara kadar. Hoş bulduk canım. Görün neler çekiyorum ya İstanbul çoğu arası. İşim çok ama zor çok gerçekten. Geldim ben. Sen ne yaptın? Hayatım ben çayımı ben sen çaydan... geleceksin diye 3 demlik çay demlemiştim. Ben de çayımı çaydanlığımın yanında getirdim. Hiç uğraşmazdım mı yani? Bütün yol boyunca onu taşıdık. Allah seni kahretmesin. Tabii canım getireyim hemen var. Kahve istersen. Ben çay içmiyorum. İçmiyor musunuz? O zaman meyvesi başka bir şey. Su alayım. Su tamam. Sen çay istiyorsun değil mi? Çay tatlısın kız. Allah aşkına. Ben bir çekindim saadetten bilmiyorum. Niye ki? Ne bileyim öyle bir... Resmen tuz sadece. Öyle mi? Ya böyle bak ya duyuyorum ben seni. Hedef hep benim. Çünkü çok yüksekteyim ve hiçbiriniz beni çekemiyoruz. Arpoz banda! Beni böyle bir an önce hani yiyeyim de bunu ben bir öyle bir hava sevdim. Sana beni yanlış tanıtmışlar. Vallahi hiç alakası yok. Instagram sayfana baktım. Hiç öyle yemek pişirmiş bir kadın görmedim. Ben yemeğini bile yanımda taşıyan bir insanım yani. Evet, terliğini, merliğini, her şeyini getirmiş, yemeğini, çaydanlığını. Teçhizatlı günlü olmak bunu gerektirir. Tamam. Benim ilk günüm bu arada. Ay, biliyor musunuz? Çok heyecanlı. Ne yapılıyor onu da bilmiyorum. Ne yapacağız şimdi? Yemek mi yiyeceğiz? Dedikodu yapacağız. Başka? Geliştireceğiz. Hadi bakalım. Saadet dolmalar hazır mı? Hazır, belli ki. Hazır ben yanlış anlamışım hazır olayını. Hazır ben işte. Sana söylüyorum diyorum inanmıyorsun. Bu kesin çaydanlığı da yan komşuların almıştır kız. Ben iyi ki hazırlıklı geldim. Günan sen bunu tanımazsın. Bu böyle sağlıklı yaşamla kafayı bozmuş. İmren. Ben de öyle.
onlardansın kız? Bak. Şöyle elini tersiyle böyle çay atacak suratıma gibi geliyor ya. Ay aşk olsun ya. Kız ne anlattınız kadına ben yokken burada? Ay ben bir şey anlatmadım ama. Tarz böyle bir çekindim ben. Kıpkırmızı olmuşumdur şu anda herhalde. Evet. Değil mi? Utanmışımdır evet. Melek gibi bir insanım aslında ama. Evet, kıymetim bilinmiyor benim bu memleketim. Sen şeker kullanmıyorsun. Arkandan ne tatlı şeyler söylediler İmren. Çok severler. Çay benim mi? Sağ olsunlar. Yok canım sen getirmişsin ya sen kendi çayından iç. İçerim ben kendi çayından. Sana getirmedim. Günah anlat bakayım sus. Günah. Benimle konuşturuyor ya. Yer mi değiştirsek gel sen alışkınsın ben şöyle mi şey yapayım? Sen böyle gel. Tatlı. Çok tatlı kız bu. Sen de çok sevindim. Sen ilk kez güne katılıyorsun. Sen normalde böyle dünyadaki bütün ülkeleri geziyormuşsun diye duydum. Evet. Evet. Nasıl bir duygu bu? Ya böyle farklı kültürler, farklı hayatlar. Ne kadar değişik bir hayat seninki de. Öyle vallahi işte. Ha, çok değişik. Bak. Nasıl atıyor? Bir şeyler alsın mı sen? Dediğime gülüyor kız bu kadın. Benim yapım senden öyle bir şey demesen de gülerim ben. Öyle ben gülmeye programlıyım. Yoldan geldiniz aç değilsiniz galiba. Açız. Zehirlenmezsiniz merak etmeyin. Nasıl tatlı ev sahibi. Hep yedireyim içireyim şeyinde. O da hep kuyu kazıyım falan. Yok aşk olsun ne alaka? Sen böyle arada tatlış tatlış. Ben sana iş gelirim. Tamam ay. Ay hadi bir şeyler alalım. Sağ ben acıktım sizi beklerken. Suyuna da yeşil elma doğra. Ellerine sağlık. Afiyet olsun kızlar. Bakalım şöyle gözlemleyeyim de ne oluyor? Şeyi göremedim ben İmren. Neyi masan canım? Yok mu aşkım senin? Yok aşkım. Orta sayfam var. Tatmin etmedi mi? Ben çok bu çalıştığım ne? Bu için çalışma alanı yaptım. Yok tatlım bu masa değil. Allah Allah. Kız çok tatlı. Bak sarmalarından yiyin. Masa işte ne? Bu masa değil mi? Değil anne, bu masa değil. Masa dediğin daha büyük oluyor. Yemek masası böyle çünkü böyle. Çünkü gezmekten bu masayı unutmuş. Keşke sen de biraz Gülhan kadar imser olsan. Ya. Bak. Ay geliyor. Hadi patlat bir tane. Cevabı. Eğleniyorsunuz, siz ne içiyorsunuz, ne yiyorsunuz, gün içinde neyle besleniyorsunuz ben merak ediyorum. Hayır buraya beni yermeye mi çağırdınız? Gerçek arkadaşınız benim Günhan Geçici. Unutmayalım değil mi tatlı? Evet, söyle tabii. Sen nerelisin Günhan? Bulgaristan. Biliyor musun o güzellik var sende de. Gerçekten bir yani o göçmen güzelliği var yani. Maviş. Siz de göçmeniz kız hiç bana böyle şeyler söylemedin. Bakalım arkadan ne. Senin neyine diyeceğim şimdi? Ben sende boy yok. O da Bulgaristan göçmeni, evet, onun da evet. Ailesi. Hı. Evet, onu evet. O da diyorsundur. Konumuz o değil. Yok canım, o hiç iltifat etmez bize. Bana bak, nasıl bir şey böyle ülke ülke gezmek, değişik bir duygu olsa afiyet gerek. Afiyet olsun canım. Bak yakından o kadar şey değilsin, korkunç değilsin, uzaktan öyle senin şimdi bir parçalarım havan var demek ki. Bunu kim? Bana tatlısın yani. Ha, eşim de öyle diyor. Öyle mi? Valla... %10 tane ülke gezdim. Oo. Hangi birini anlatayım ben şimdi yani? Hani... Benim en merak ettiğim mesela ne yiyorsun? Ben mesela her şeyi yiyemeyen bir insan olarak böyle yurt dışında hep aç kalacağımı düşünüyorum gittiğimde. Ya ben de tam tersi aslında yaşamak için beslenen tiplerdenim. Öyle damak hani, tadına uyuyor mu her şunu şey? Şunu arayayım bu olsun falan demiyorum. Sağlıklı olsun. Sebze, meyve her yerde olduğu için kolay besleniyorum. İlla bir şey aramıyorum. O süper ya. Beslenme sorun değil aslında yani her yerde uygun bir şey bulabiliyorsun. Bugün sana uygun bir şey yok galiba ama burada. Ben şu anda vallahi hani hepsini çok beğendim ama aç değilim bir de bakıyorum nasıl ne yapılıyor. Güne ya gelip, güne gelip aç mı girilir Gülhan? Ne bileyim nasıl yiyeceğiz falan bak peçetelikler. Nasıl yiyeceksin? Çatal alacaksın eline Gülhan. Çok kolay. Evet. Çatal al açtım. Tamam. Nasıl yiyeceğiz diyor kız. Ya, ülke gezmekten kadına ya bir adabı falan vardır. Bilmiyorumdur belki. Ben hani var ya, inan ben de ülke... senin kadar uzağım. Bu ikisi güncü. Bunlar günden çıkmıyorlar şey. Ama işte bir şeyler yapmaya çalıştık. İçinde bence bir televizyoncu ruhu var biliyor musun? Ne güzel işte. Bütün mahalleye geldiğimi duyurdum. Oo, süper. Bütün mahalle rezil oldu. Bugün Melek İşmeli'nin günü için mahallemize teşrif etmiş bulunmaktayım. Melek! Kız rezil ettin bütün mahalle beni. Gir içeri gir.
Ay kız ne rezil olması. Herkes bilsin ben geldim. Ben bir bardak su içeyim geleyim olur mu? Ay bugün abla falan. Sağlıklı yaşammış. Ne var yani ben o kadar anlamıyorsam sağlıklı yaşamdan falan? Bizim memlekette bunları inekler yiyor. Dur kız. Ben biliyorum size yapacağım. Ah, sağlıklı yaşam. İnşallah. YouTube'da göreceğiz yani. Ay tabii ben de trendlere ayak uydurayım dedim. Suyumun içinde bulduğum orada bir yeşillik vardı. Ben onu tam şey oldum şey. Yalnız o sardunyanın yaprakları onlar değil yani mi? Salatalık konur okey, nane konur okey, limon konur. Bu ne? Kıvırcık mı koydun içine? Ay kıvırcık o kadar anlamıyor. Vallahi bak sardunya vardı. Başka yeşillik görmedim. Bir şey diyeceğim, çiçeklerini mi koparttın? Hayır, ne alakası var? Böyle masanın üstünde duruyordu, yeşillik attım. Ben dedim ki sağlık. Madem siz böyle sağlıklı yaşamdan falan bahsediyorsunuz, ben de sağlıklı yaşarım yani. Ama zaten iyi avokado görmüyorsun. Avokado olacağım. İlk için buradan çıkma, avokado olacağım. Bulabilirsen canım. Elmayı alıp gitmedi eve. Geçen avokado yiyorum ben. Sadece. Yeşil. Yeşil. Yumuşak olanı alman gerekiyor hayatım. Ona biraz geç olgunlaşır çünkü. Aha. Sert sert yemeye sakın kalkma. Yiyemez. Yumuşadıktan sonra tüketmen gerekiyor. Sertken olmuyor mu? Yiyemez. Avukat. Ben işte Günhan'la gideyim almaya da. İşte o konuşa konuşa anca, o konuşarken anca yumuşar. Çok da güzel olmuş ayrıca. Aromatik. Neli o, Neli. Neli. İçiyor ama. Sen seyahat ederken mesela bavuluna neler koyuyorsun? Ha, çok merak ettim. Bize böyle pratik bilgiler versene biraz. En büyük problemin biliyor musun? Evet. Önce bavulunu tabii güzel seçmen lazım. Bavula bir şey koymadan önce. O önemli. Hem hafif olması gerekiyor hem sağlam. Ben böyle 5-6 bavul falan eskittim 10 senede. Kendi ağırlığı olmaması gerekiyor bavulun. Yani en önemlisi o. Çünkü zaten içini dolduruyorsun. O önemli ama bir de sağlam olacak yani. Birincisi o. İkincisi bavulun içinde neler yok ki, neler yok ki. Tabii gittiğim yere ve mevsime göre değişiyor ama işte bir çekim için mutlaka makyaj malzemeleri. Makyajı olmaz, çıkarma olmaz. Malzemeleri. Onun bile çıkarması var. Ayakkabılar, aksesuarlar, kıyafetler, ilaçlar, güneş kremi, sinek kovucu. Bunlar fix zaten yani. Sana bayağı büyük bir bavul lazım. Velhasıl seyahat etmek çok güzel ama çok zor yanları da var. Mesela benim bavul sürekli evin ortasında açık. Korkulur ya. İçi değişiyor ama bavul hep orada yani. Yaz da geliyor, bizim de bavul hazırlama dönemimiz. Tabii şimdi artık hepimiz seyahatler başlar. Başlayalım. Bu arada hepsi burada da bavul ve valizlerde hala indirim devam ediyor. İzleyicilerimiz için de şu anda indirim kodumuz aşağıdan akıyor. Ha evet. Evet bir şeyler alın ya. Yani. Tabaklar boş kaldı. Dur bak. Tamam ben onu takip. Kesin beğenmeyecek. O ne yapıyorsa aynısını yapayım ben. Kısır koy tabağına. Saadet'i bir dövdürmüştü Gülhan. Öyle hazır mi? Kurabiyeler mi istersin? Bir dövdürmüştü. Aa şaka. Yapmaz tarifini öyle şey Saadet. Tarifini veremediği şeyler mi istersin? Yapmaz öyle şey. Kurabiye yapmıştı böyle bir şey. Hazır mı olmuş? Sakızlı ben yaptım sen Melek. Yaptın. Evet canım. Evet tarifini de verdi. Alabildiğini aldığını yap. O kadar. Hiç beklemem. İki malzeme. Yapmaz ya öyle şey. Kendi elleriyle hazırlamıştır. Sen sadece daha tanımıyorsun. Dünya tanısan bir daha görüşmez. Sen de bir dünya turuna mı çıksan? Ay Allah düşünemedim. Melek çıkarsanız eğer sana şöyle bir top koyup göndeririz artık. Bak böyle şöyle bir konsept var aklımda. Senle çay olan ülkeleri izledim. Çay olan. Çin. Evet. Çin'e gider, Hindistan'a gider, döneriz. Mısır'da da mesela süslü çay içiyorlar. Tabii şeyde de var aslında. Hırvatistan'da da var. Oralara Tunus'ta, Fas'ta, evet. Naneli oralar da güzel. Çayla, hani çay üzerine mi yürüyoruz? Evet, çay üzerine yürüyelim. Tamam, peki. Yükseldim ben sana şu anda. Vallahi. Evet, hoşuma gitti. Kız için bayıldı, vallahi uyuyacağım, kalacağım, kötü konuşacağım ya. Kaslıyorum sana. Değil mi? Huşu, huşu, içmeyecek. Vallahi huzur fazla gelmiş olabilir. Böyle durumlarda rahat battı deriz biz. Nasıldı? Çok iyiydi gerçekten. Bana mı yükseldi? Yok hayatım. Yok sana şey demedim. Allah. İmran bir çay ver bari hadi. Hadi vereyim. Başka çay isteyen var mı? Yok, teşekkür ederiz.
hayatım senin hakkında konuştu. Yapmaz öyle evet. Bir şey. Yapmaz. Yaptı. Sen yaptı. Doldurmuşsundur. Bak sor, yaptı. Konuşuyor mu? Herkes bir alem çık. Sen ne yapıyorsun? Yarın melek biz sen de dur. Senin gününe gelseymişim ay, ben keşke. Çok şey kaçırdım. Ablalarının yaptıklarını yedik biz. Ya tabii tabii. Aa, gerçekten mi? Ben de kendimi beceriksiz, hiçbir şeyden anlamayan, böyle hani yemek yapamayan kişi sanıyorum. Estağfurullah. Burada bir tane çıkmadı yani. Ay canım benim çok teşekkür. Estağfurullah Günhan. Beterim beteri diyorsun. Şaka. Amin inşallah. Kendisi her şeyi hazır aldı. Sosyal medyada kimleri takip ediyorsun? Neden takip ediyorsun? Bir anlatsana. Aslında sosyal medyada genelde arkadaşlarımı takip ediyorum. Tanıdığım kişileri takip ediyorum. Eğlenceli hesapları takip ediyorum. Mesela gezi bloglarını gezi bloglarından da takip ettiklerim var tabii ki. Ama hani genelde daha çok böyle zaten tanışmış olduğum arkadaşlar oluyor. Daha geçen çok gün Ayşe diye bir arkadaşım var. Ben onun 3 fotoğrafını like'lamadım diye beni takipten çıkmış. Buna ne diyorsun? İşte onun için ben like arkadaş olduk artık. Like'ladığım kişileri takip ediyorum. Sosyal medya öyle hayatımı yapacak. Yani yaz like ben de senin yakında takipten çıkacağım haberin olsun. Like'la. Ama düşmüyorsun ana sayfama ben. Yorum yap arada bir şey yap bu ne ya? Görmüyorum ana sayfamda. Ölü taklidi yapıyorsun neyse resmen. Bak. Arkadaşlar artık böyle yürüyor Günhan. Ben çok enteresan değil mi? Ben illa ki bakıyorum sonuna kadar. Beğenmediğim varsa hepsini beğeniyorum. Profiline girip beni takip eder misiniz? Çok iyi bir takipçiyim. O yüzden az kişi öz kişi takip etmeye çalışıyorum. Ben şeyi sevmiyorum. Kimisi mesela dayanamıyor. Sürekli böyle ağlayan, sürekli işte ah başıma neler geldi, ah bilmem ne falan. Böyle hesapları sevmiyorum ya. Ben girdiğim zaman iyi enerji almalıyım evet, o hesapta. Bak ben mesela de seni takip etmiyordum. İnşallah edeceğim bu. Bakacağız kesin bakalım. Şey, hani mesela senin nerelere gittiğin, ne yaptın, ne gördün? Mesela bunları takip etmek isterim ben. Bu pozitif bir şey. Ben de aynı şekilde sonuçta bir sürü şey öğrenebilirim. Yani herkesin herkesten öğrenebileceği şey var. Annelik açısındansa beni takibe al derim. Çünkü o daha yeni ikinciyi yaptı. Bebeğim var. Pardon. Bu da ne? Ne? Anlamadım ne oluyor? Ne dedi ya? Ne dediler? Ben de anlamadım. Çok rahatsız kaldım. Türkçe konuşmuyor muyum ben? Ne dedin sen ya? Biz mi anlamadık İmran? Ben çok yakından anladım yani. Valla ben anlamadım. Çay yemini içtim. Gene de güleyim ben falan. Sen gerçekten sudan başka bir şey içmek istemez misin yok, ya? Yok kahve seviyorum ama ne sağ seversin? Olsun bir hani Türk kahveni içtim. Tamam. İstersen ya, yine çok Türk kahvesi ederim yaparız. Ne oldu canım? Aha. Kocam beni ben korku filminde uzatır mı? Oynatır mı? Ha, oynatır mı acaba? Çok iyi oynarsın. Bence kesin. Etkili olursun. Bence o rüyalarımıza girecek kız bir şey söyleyeceğim. O tarz yapmış kendine gelmiş. Bir toplu fotoğraf mı çeksek? Ay hakikaten kız hiç bu arada ben bir tane makine almıştım onu deneyelim. Yemin et. Evet mini shot. Nasıl güzel aa, çekiyor mu? Deneyelim. Aa şu şey hemen çıkanlardan. Şimdi bunu yazdıralım. Ay, aa tuttuğunu da biliyorum. Tabii. Aa şahane. Anında çıkaranlardan. Biz sohbet ederken o da yazdırsın. Bütün yol taşıdı onu. Teçhizatlı güncüyüm ben. Öğreniyoruz efendim. Güzel çıktı kız. E şimdi zaten yaz. Yaz evet. Kız bu çiçe sineğe mi ısırdı acaba? Bu sakinlik de bana böyle bir uyku geldi. Keşke seni de ısırsa Saadet. Baksana ne güzel çıktı. Bayıldım. Aa çok güzel. Nerede aldın? Ben şimdi şuraya asacağım onu. Hepsi buradan aldım. Bir şey söyleyeceğim. Hepsi burada da. Evet. Çok iyiymiş ya. Yeni çok çıkmış zaten. Adaya hemen almam lazım. Çok güzel. Bakayım. Aa, bayıldım. Fotoğrafların yanına asacağım şimdi. Biz de bakalım. İmren bizi de çekseydin iyi olurdu ama. Biz hiç çıkmamışız yani. Gel çekeyim yani ya. Ay bir de bizi çek. Hadi. Sen de geçecek misin? Geçeyim. Hadi geçin. Sen bir kal ya. Ama ne yok, gelsin ya. Hiçbir şey eksik olmam. Kan dersi istiyorum. Negatif yorum yazar fotoğrafına. Aşk olsun. Ben hiç yazmam biliyor musun? Süper çıktınız kızlar. Kız
Teşekkür benim var ya hiç uyum değildir. Eğer bir şeyi yani birinin atıyorum ilgimi çekmedi ve beğenmedim değil mi? Kötü yorum yazmak bence yıkıcı bir şey. Bence kötü de. Yorum yazmaktansa hiç görmezsen aynen öyle. Evet, aynen öyle. Güzel. Yani bu şey gibi hani sevdiğim ve beğendiğim hesapları takip ediyorum. Bana beni düşüren, enerjimi düşüren hesapları takip etmeyi tercih etmiyorum. Allah kesin. Ay çok güzel oldu. Biz bayıldım çok ötesi. Biz var mıyız? Ben bir kere güzel çıkmışım o kadar bir şey yapıyor. Gerçekten güzel olmuş. Çok güzelmiş bu. Süper. Sen çocuk düşünüyorsun. Gel o konuya geri dönelim. Gel. Versene onu sileyim ben fotoğrafı. Yakındır. Allah nasip etsin. İsteyen herkese nasip etsin. Yakındır inşallah. Bakalım hayırlısı. Benim tabii iki tane kedim var şimdilik. Ay. Orada onları görünce bu arada. Yastıkta kedi zaten var. Bence o sevgi varsa. Ay çok seviyorum. Çilekli elma isimleri de. Evet. Meyve çok seviyorum. Hayret avokado niye koymuşsun? Vallahi kızlar çok sağ olun bugün geldiniz. Ay, her şey çok güzeldi. Yani ben sohbete bayıldım bugün. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İlk günümü sizinle yapmak nasip bayıldım oldu. Bayıldım enerjine bu arada. İyi ki geldin. Çok artık teşekkürler. Artık beni tutamaz. Kızlar günlerden günlere. Çıkmıyormuş. Bir ona bakıyoruz sosyal medyada günlerden. Kısırına geldim filan diye. Kısır yapmayı biliyor musun? Yok. O sıkıntı. Ama yaptırıp getiriyorlarmış. Yani öyle şeyler duyduk. Bakalım. Yaptırıyor diyorlar. Evet. Başkalarına yaptırıyor diyorlar. Senden bahsetmiyorum. Yok yok genel canım yani. Ben üstümü alamadım zaten. Aa tatlıları yemeyi unuttuk kız. Aa, tatlı mı vardı? Sohbete daldık. Vallahi tatlı da vardı. Ekekte vardı. Bir dahaki gelişiniz artık. Gelirsiniz artık yine. İlk tanıştık. Valla ben seninle böyle görüşmek de isterim Gülhan. İnsanı sakinleştiren bir yapın var gerçekten. Senle insan bir huşu buluyor, bir huzur buluyor, ne bileyim. Senin en çok ihtiyacın olan şey saadet. Bir böyle gözlerim şehla bakıyor yani. Maşallah insana huzur veriyorsun. Teşekkür gerçekten. Ederim. Ben mesela genelde Mahmut Tuncer, ay gördüm Allah'la rahatlardım. Gördüm Allah, ne günah varsa. Ama seni tanıdı. Bundan sonra benim suretim ve böyle ses tonumla vallahi bir de. Bu böyle bence tarz yapmış kendine. Ben böyle cadıyım, aksiyim bilmem ne. Dünya tatlısı. Ya, öyle. Öyle yani. İçimi görebilen insanları ya, seviyorum ya. Canım yoksa biz sana nasıl katlanırdık? Bak işte böyle yapıyorlar. Beni tekrar şey yapıyorlar. Seviyoruz ya. Ama. Öyle seviyorlar. Seni öyle seviyoruz. Gülhan kız. Öyle sevdik seni. Gel eve çimenlere koşalım. Dağ bayır gezelim seninle. Gel. Hadi gel. Ha, gidiyor muyuz? Evet, hadi o zaman. Vallahi kızlar çok teşekkür ederim ya. Teşekkür buralara kadar rahmet ettiniz. Çaydanlığımı da alayım bu. Kız kalsın bana o kadar getirmişsin. Yok hayatım altın Gülhan. Getirdim onu verin. Çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Ben çok bugün onu çok teşekkür ederim. Hadi biz gidelim biz. Meleğim. Saadetle işimiz var. Gülhan'cığım emin misin? Gel gel. Hadi bakalım. Gel biz seninle geze geze gel. Gel dağ bayır çimen gel. Kızılcıklar oldu, senelere doldu mu evet. Her şey çok güzeldi. Ev sahipliği güzeldi, yemekleri güzeldi, kendi güzel, her şey güzeldi. Bir tek dolmaları poşetle sarmış bilemedim ama ben oysaki ellerimle sarmıştım. Çok uzun yollardan geldim. Vallahi çok uzun yollardan geldim. Ama Emir'in için de yer. Vallahi çok da güzel hazırlanmış. Ben gerçi çaydanlığım, kumanyam, her şeyimi hazırlayıp gelmiştim ama kız çok güzel hazırlanmış. Yalnız takmışlar bir sağlıklı yaşam. Ben de işte içeride buldum bir yeşillik, attım içine. Onlara ayak uydurayım diye hemen anladılar. Gülhan desen, vallahi adıyla müsemma. Sürekli gülüyor. İçim bayıldı. Neyse, şu çayımı da içeyim artık evime döneyim ben. Yolum uzun. Vallahi benim ilk gün deneyimimdi. İlk kez bir güne gittim. Genelde arkadaşlarıma oyun oynamaya giderim. Onlar da bize oyun oynamaya gelirler. Böyle yemeli içmeli günlerim hiç olmadı. Ama zevkliymiş, çok güzelmiş. Hem böyle bir yandan yiyorsun, içiyorsun. Bir yandan sohbet, muhabbet, tanışma, dedikodu. Çok tatlı kızlar, kadınlar. Melek gibi, saadet, mutluluk perisi. İmrenilecek kadar tatlı ve güzel. Bir daha gider miyim güne? Bunlarla asla.
hepsini çok sevdim ama kendi ortamlarında güzel yani. Hani ben gene oyuna moyuna gideyim öyle arkadaşlara diye düşünüyorum. Yok vallahi çok sevdim, çok keyifliydi. Hepinizi de çok sevdim kızlar. Bana da beklerim diyeceğim çok yalan olur. Ben evde olmuyorum genellikle yani ondan. Yoksa hani yaparım ederim, olmadı yaptırırım ama evde değilim. Bir dahaki sefere ben de buluşmayalım.